Her şey zavallı Fikriye'nin aleyhine gelişiyordu. Fikriye şarkı temsil ediyordu. Latife ise garbı. Fikriye geçmişti. Latife gelecek. Ne kadar güzel bir mahluk değil mi Fikriye? Evet paşam. Çok güzel bir köpek. Bırak. Her şeyden ümidimi kestiğim bir zaman bir çiftliğe yerleşeyim. Köpeklerle, atlarla beraber yaşayayım demiştim. Keşke olabilseydi paşam. Ben de size hizmet etseydim. Şimdi de buradasın ya. Evet ama paşam... bilemiyorum. Neden korkuyorsun Fikriye? İzmir'de bir kızla tanışmışsınız diyorlar. Benden çok daha üstün bir kızmış. Tahsilliymiş. Birçok da lisan konuşabiliyormuş. Fikriye, sen düşünme bunları. Senin yerin ayrı. Ben siz olmadan yaşayamam paşam. Yaşayamam. Fikriye, sen sakladın mı bu hastalığı benden? Hastalık değil paşam. Dişim kanadı sadece. Durumundan anlamalıydım. Ablan da veremden öldü. Derhal köşke gidiyoruz. Doktorları çağıracağız. Paşam. Paşam ne olur. Ben sessiz yapamam. Lütfen. Doktorlar Fikriye'nin vereminin ileri safhada olduğu teşhisini koydular. Hastalığı hem kendisi hem de paşa için tehlikeliydi. Münih'te bir sanatoryuma yatırılmasına karar verildi. Öleceksen bile senin yanında ölmeyi isterdim. Ölümün lafını bile etme Fikriye. Bu hastalığı yeneceksin ve döneceksin. Ben burada bekleyeceğim. Hadi bin araba.